Merhabalar. Bugün uzaktan eğitim ve online çalışma sürecinde sizlere yardımcı olacak orta segmentte makul fiyatta favori cihazlarımızın teknik detaylarını paylaşacağız her Yani aslında şöyle diyeyim, iki cihaz sen seçtin, iki cihaz ben seçtim, bir de ortak karar verdiğimiz bir cihaz var. Burada amaç zaten size böyle hani en güzel, en fiyat-performans cihazları sunmaktan ziyade uzaktan eğitim alacak olan ve bu amacı uğruna bir cihaz arayanlar için, bir laptop arayanlar için gerekli asgari düzeydeki ihtiyaçlarını sağlayabilecek ve fiyat yönünden uygun cihazları seçmeye çalıştık. Biliyorsunuz böyle 4-5 bin lira civarında Intel Celeron işlemcili e, laptoplar görürüz. Yani bunun yani 4-5 bin liraya Celeron işlemci almak biliyorsunuz çok da mantıklı olmuyor. Biz de bu yönde hani yine bu fiyat bandında işte 5 bin lira 6 bin lira civarında bu ihtiyaçlarınızı asgari düzeyde karşılayabilecek ne satın alabilirsiniz diye oturduk ve Dilşah'la seçmeye çalıştık. Ve böyle 4-5 tane seçenek çıkardık karşınıza. Bunlardan artık son kararı siz verirsiniz. Biz sadece bu, bu cihazların bu arada elimizde olmadığını söyleyeyim. Biz burada kağıt üstünde inceliyor olacağız cihazları. Kağıt üstünde mantıklı duran cihazları seçmeye çalıştık. Zaten bu kadar laptopu bir anda toplamamız da çok kolay olmazdı. Evet, Online tarafta aslında satın alabilecekli, satın alabileceğiniz cihazları derledik sizin için. Ben giriş segmenti ilk favorim olan cihazdan bahsetmek istiyorum. Senin de müsaaden olursa. Tamam. İlk olarak 10. nesil i3 işlemcili Dell Vostro bir cihazımız mevcut. Cihazın teknik özelliklerini incelediğimizde 4 GB RAM desteğiyle sunulduğunu ve 250 GB SSD depolamasında olduğunu belirtmiş olalım. 4600 TL'lik fiyatıyla şu an trend yolda satışı mevcut. Beraberinde Fridos işletim sistemiyle beraber geliyor. Yani aslında bir işletim sistemi yok diyebiliriz. Cihazımız ortalama 2 ila 4 kilo ağırlığında laptop bandında bir cihaz olduğu için aslında oldukça yanınıza taşıyabileceğiniz bir cihaz olduğunu da belirtelim. İşlemci tarafında da 3 GHz üstü bir performans sağlıyor sizlere. Oyun seviyesinde beklentilerinizi karşılamayacaktır. Ancak uzaktan eğitimde derslere katılmanıza veya online tarafta ofis programlarına çalışmanızda yeterli bir cihaz olduğunu düşünüyorum ben. Eray senin giriş segmentte bize önereceğin cihaz ben hangisi? Ben de bir AMD'li bir Ryzen 3 bir cihaz seçtim. Ryzen 3 3250U barındıran bir HP laptop. Şimdi bu laptopta tabii 3250 U'yu seçmemin bir sebebi 3200 U'ya göre daha yukarıda kalıyor olmasının performansını bunun önemli olduğunu düşünüyorum. O yüzden hani çok belki evet fark çok büyük değil ama daha güncel olduğu için 3200 U'dan daha iyi olacaktır. 3250 U barındırıyor olması. bir de 14 inçlik bir ekran var. Bu da yeterli. Ayrıca işte 4 GB RAM ve 128 GB SSD var. Yani bu ne demek oluyor? Hani çok fazla böyle kompleks bir şekilde işte çoklu işlemler yapamayacaksınız ama e, gerekli depolama alanını size yeter asgari düzeyde sunuyor. Asgari düzeyde RAM'i sunuyor. Ve fiyatını da göz önüne aldığımız zaman bu cihazında 4665 TL'lik bir fiyatı var. Bu da bir avantaj. Tabii FreeDOS'la değil de bu sefer Windows 10'la geliyor olması benim seçtiğim cihazın. Hani işletim sistemi kurmakla uğraşmak istemeyenler için direkt Windows'un hazır, Windows 10'un hazır geliyor olması bir avantaj olacaktır. Dezavantaj olarak çok büyük bir dezavantaj değil ama işte mesela Bluetooth 4.2 var. Yani 5.0 olsun isterdim ama yani 4.2 de çok kritik bir fark yaratmayacaktır. İşte bunu söyleyebilirim. Ağırlık olarak da 1.46 kilogram benim evet, seçtiğim ağırlık cihaz. Ağırlık olarak benim cihazımdan daha hafif evet, bir çok bir cihaz. daha kompakt <laughs> bir cihaz. Çok daha böyle taşınabilirliği kolay bir cihaz. Peki biraz daha fiyat bandını yukarıya taşıyalım. Fiyat Hiçbir bandını yükseltmiş diye. olduğumuz zaman ben yine 10. nesil Intel serisiyle devam ediyor olacağım. 10. nesil Intel i5 işlemcili HP cihazımız mevcut. Ben yine Fridos, işle Fridos işletim sistemli bir cihaz seçtim. Ancak bu sefer fark olarak 8 GB RAM, RAM desteği ve 250 GB SSD desteği mevcut. Ayrıca Nvidia MX110 ekran kartı da sunulan destekler arasında. Benim önereceğim bu cihaz 6199 TL'lik bandıyla Trendyol'da yine satışa sunulduğunu belirtelim. Senin son önerdiğin cihazla ağırlıkları aslında hemen hemen aynı 1.85 kilogram ağırlığında ve ekstradan HP'nin True Vision 720 HD kamera desteği de mevcut benim seçtiğim bu cihaz sık bandında sık toplantıya girenler için avantajlı. Tabii olacak. özellikle online tarafta çalışan insanlar için çok çok daha iyi bir cihaz olduğunu düşünüyorum. Eğitim alan öğrencilerimizin oyun kaçamağı yapacağı bir cihaz aynı zamanda çalışanlar için de yüksek RAM desteği. Oyun konusunda ve işlemcinin de 10. nesil Intel i5 olması da oyun konusunda aslında beklentileri Biraz daha böyle ufak bir noktada tefek karşılayacaktır diye düşünerek benim ikinci seçtiğim cihaz buydu. Sen ne çıkardın benim cihazımın karşısına? Ben de şöyle bir seçenekle geldim. Acer Swift 3 ama Ryzen 5 4500 serisi barındırıyor. Yani 3000 serisini özellikle seçmek istemedim. Özellikle böyle Ryzen 5'in 4000 serisinde bir cihazını yakalamaya çalıştım ve Swift 3'ü gördüm. 5999 TL'lik bir fiyatı var. Yine fiyat olarak senden böyle <laughs> daha avantajlı bir konumda şu an. Evet. Diğer özelliklerini sayayım. 8 GB RAM var, 256 GB SSD var. Fakat şunu söyleyeyim. Burada FreeDOS bir cihaz. Yani burada tamam FreeDOS olması bazen evet dezavantaj gibi görebilirsiniz ama en azından kendi işletim sisteminizi kurma e, opsiyonunu da size sunmuş oluyor bu sayede. Hani ve fiyat işte daha aşağıda olmuş oluyor FreeDOS olduğu için. Bu cihazın şöyle ekstra avantajları da var. Onları da söyleyeyim. Şarj girişi olarak Type-C'den şarj edebiliyorsunuz cihazı. Birçok işlemi Type-C'den yapabiliyorsunuz. Bu da hani kolaylık sağlıyor bu anlamda. Wi-Fi 6 desteği var benim seçtiğim cihazda. Bu da bence uzun vadede iyi bir yatırım çünkü yani görüyoruz ki Wi-Fi 6 destekli cihazlar böyle yavaş yavaş hayatımıza girmeye başladı ve Wi-Fi 6 hayatımızın bir parçası olacak gibi duruyor. Bu noktada cihazın Wi-Fi 6 desteğine sahip olması uzun vadede bir artı. Ayrıca kasada magnezyum bir malzeme kullandıkları için 1.2 kilogramlık bir ağırlık yakalamışlar. Bu özellikle senin çok dikkat ettiğin bir detaydı. Birçok cihazı kasa detaylarının sağlam olmasından dolayı elemiştik. <laughs> Birçok cihazı evet kasa yönünden elemiştik. Ama işte yani hem magnezyum malzeme kullanılabiliyor olması hem taşınabilir olması hem de bu dediğim avantajları barındırması ve fiyatının da 5999 lira olması bence bu cihaz için avantajlı olmuş. Yani eğer düşünüyorsanız Acer Swift 3 de güzel bir seçenek. Ve bunların versiyonların tabii için bir sürü Swift 3 var vesaire diyeceksiniz. Hepsinin versiyonunu tek tek işte hazırladığımız listeyle aşağıda bulacaksınız videonun altında. Oradan bizim hazırladığımız listeye yönelebilirsiniz. Son olarak ikimizin beraber seçtiği favori evet. cihazımızın detaylarını paylaşmak istiyoruz sizlerle. Favori derken aslında şöyle şimdi burada yine ne yapmaya çalıştık? Yine asgari düzeydeki ihtiyaçları karşılayabilecek biraz daha fiyat bandını yukarıya çektiğimiz hani ben olsaydım hani alabilirdim dediğimiz cihazları çünkü bu cihazları biz seçerken işte yakınımıza önerebileceğimiz işte eşe dostu önerebileceğimiz Bütçe cihazlardan seçmeye çalıştık. Bütçe dostu olmasına da ayrıyeten dikkat Hı -hı. ettik. Yine düşük bütçeli olmasının yanı sıra şöyle yaptık. 6500 Türk Lirası bandını geçmemeye çalıştık. Çünkü sonuçta o. biraz daha böyle fiyat olarak e, girdi yani aşağıda kalmaya çalışıyorduk. Şimdi 6500 Türk Lirası fiyatla Casper Nirvana X400 serisinden bir cihaz seçtik. Bu cihazın detaylarını Dilşah senden böyle ufaktan bir dinleyelim. Yine 10. nesil Intel i5 işlemci desteğiyle sunulan cihazımız bu sefer Windows 10 işletim sistemi desteğiyle beraber karşılıyor hı hı. aslında kullanıcıları. Diğer cihazlarımıza kıyasla RAM ve SSD avantajları da evet. mevcut. Şöyle yani yine bol depolama ve bol RAM var burada. işte 8 GB RAM mevcut. Onun üstüne işte... 500 GB SSD mevcut. Bu sayede hani daha böyle e, geniş bir kullanım alanınız oluyor. Ve aynı zamanda Dilşan'ın da dediği gibi Windows 10'un hazır gelmesi FreeDOS cihaza göre sizi daha az uğraştıracak. Hani tekrardan bir işletim sistemi kurmak gibi bir kaygınız olmayacak bu cihazda. Aynı zamanda 14 inçlik boyutu da diğer seçtiğimiz cihazlar oranla biraz daha minimal kalıyor olacak. Evet ayrıca yine böyle e, metal bir kasa var. Yine Swift 3 ile beraber en hafif cihaz işte o 1.2 kilogramdı bu da işte 1.29 kilogram yani çok ciddi alınmayacak bir fark var arada. Yani temel kullanıcının uzaktan eğitim ve temel bazı oyunları oynayabilmek gibi ihtiyaçlarını karşılayabilecek Fiyat performans bir cihaz. Önceki cihaz tavsiyelerimize de belirtmiş olduğumuz gibi bütçeyi bir tık yükselttiğinizde daha fazla yazılımsal ve donanımsal avantajlara sahip olacağınız bu cihazı da yine videomuzun açıklama kısmında sizlerle paylaşıyor olacağız. Son belirttiğimiz cihaz Era ile ortak seçtiğimiz evet, yani ikimizin de bu marka kategorisi. Bu cihazı satın alırdık. Çünkü fiyatını göz önüne göz önünü aldığımızda, işte depolamasını göz önüne aldığımızda, işlemciyi göz önüne aldığımızda sonuçta 10. nesil i5 bir işlemci alıyorsunuz. Bence alınabilir optimum düzeyde bir cihaz olmuş. Eray bu videoda bana eşlik etmiş olduğun için ben favorilerini paylaşmış olduğun için çok çok teşekkür ederim. En kısa zamanda demeyeceğim. Bir sonraki. Bir sonraki videoda görüşmek <laughs> üzere. Yine belki ortak tamam. bir video hazırlarız. O zaman öyle diyeyim. Evet, o daha güzel olur. En kısa zamanda birlikte tekrar bir video hazırlamak dileğiyle çok teşekkür ediyoruz. Bizleri izlemiş olduğunuz için iyi günler. Bay bay.